Yani başladık kariyerine. İtibar dedi ki, klas kampanyadan başlamışım da bir hemen. Yani klas kampanyada yazmışım değil mi? React bilen kampanya, içi dergi kampanya, bildiğin klas yani bir futbol bağlıydı. Klas kampanyada değil mi? Yaratılıp, yani o değil, JavaScript klas yaratılıp, bunun için React'ini Component klası extends kılıp, extends yordamda demek inherit kılıp alındı. Başta etlerden yüksek miras kılıp alındı. İçi dergi ve başka xüsusiyetler. Şu bilen bir geldikler render metoduyum kirip geldi. Demek render metodunu çakırıp, içi de return demek kılıp bu işimiz gerek. Yani bu funksiyon bunun için becerdiği vasıfası return bu şey. Eğer şu return koymayan yoksa hatalıyan bir yerdir bana bu. Çünkü bunu becerdiğin işin demek asas işi JSX kaydar verir. Şu an için return bu işimiz gerek ve return'a ki JSX bu işe buladı bana. O çekil işe buladı mesela class comp. Component bir şey buladı. O bana şunu indi appçesi çakarız. Bana şunu tagline çakarayım mısın? Lifecycle'ını. Class comp. Anahtarıyor. Yenileyimiz. Evet, klas kampanya. Klas kampanya şunu da yaratılardı. Cüden kıyın narsanız, olsun. Yani o değil yine JavaScript klasını, klasik adım hoşum çarptırdı da, benim component klası, demeye extensi kılıp alıp koyardı. Hazır lifecycle metodan bir ama bir ürgen boyayımız, demeye render mahsusiyatlarına ait tutuldum. Render'de bacarak genişle, demek şu kampanyada kırp kilo etken props şu kampanyadan uzun state'ini demek okup, netice sıfatlı, demeye return sıfatlı, JSX kaydar verir. Bacarak genişle şu render metodu. Hani constructor metodu diyeyim kurduk boya. Constructor metodu asosan demek state'ini initialize kılış, state'ini demek yaratış ve state'in kıymetini demek boşarış. Ben şu işini demek anlıyorum. Yani state'ini yaratış ve yana bir vasıfasını kurduk boya event handler benimle mağfiret bind kılıyor. Bind kılıyor boya şu bind kılış vasıfasını demek bacarır gerek. Bacarır gerek şu şu. Kampanın dil mantığını kurduk boya. Onu uşağı lifecycle'larda demek devam ettirseyim buradan. Lifecycle'larda hazır komponent uşağı klas komponentlerini lifecycle metodlarını devam ettirgen buramız. Mounting'i tükettik, şimdi updating'lerini kurup çıkarız. Hadi updating metodları buraya gel. Updating metodları ya, bu şu mounting metodları yok şeydi, vazifesi kanaka. Komponent kaçan ki re-render buraya bulsa, re-render diyene kayıt eşkırış kere bulsa, kayıt eşkırış şey etken bulsa, bana şunu da halatlardı demek, çakırlardı şu updating metodları. Uzun re-render kayıtın ki çıkardı. Komponent kayıtın biladı re-render kılışını. Yani re-render kılış kaçan kere gelin kayıtın biladı bu. Kaçan ki props bulan state uz gelse, yani props bulan state'nin kıymeti uz gelse, netice sıfatı da komponent kayıtın eşkırış kere bulan. Yani sahife yangilanış gerek boşlukta kılıp ayırıyoruz. Bu şey komponent kaytada eşkere şöyletken payıda, re-render bulayırken payıda, updating lifecycle metodları eşkere şöyledi. Yani çakırlardı. Bu şey metodları gibi misal sıfatı da kuramız. Shoot component update, render metodu ve component did update. Bir de bize render metodunu boya mounting deyim kurduk. Çünkü o ham mounting ekranı, ham updating ekranı, ikerasi ekranı. Hop, render metodu komponent birinci çıkışkın deyim çıkışladı ve komponent yangilen çıkıyor bugün deyim kaytadan çakırlar. Bu ayeti bu profesyonel seri uzgarı geldi, normalde kaytadan çakırlar bu şahane bir kaldı. JSX'ni yangilenen kurunuşunu sizge takdim etmiş için şunlara buluş gerek. Hop. Şimdi de shoot komponent update'ini kurduk. Shoot komponent update kanaka metod. Kaçan ki? Bu metod kaçan komponent update buluş bulması gibi demek halkalar, anıklar yer. Uzu tercümesi hem şuna anıklar bu ayet verendir. Orada yer kalıp duruyla. Şu komponent update yani komponent update buluşu kerek mi diye soru yaptı da. Yani komponent update buluşu kerek diye yaptı. Şu komponent update'in tercümesi hem şu sözü nasıl tercümesi bu halkalarda kaçan komponent update buluş yok bulması gibi bana şu halkalar. Eğer şu metod sizge return sıfatı da true çıkar verirse komponentiniz update buladı. Eğer true çıkar vermezse komponent update bulmayın. Şunları false kaytara diyorum size komponent update bulmayın. True kaytara diyorum size komponent update bulalım.
Ondan keyin bu qachon ishlatiladi? Qachonki performance optimization uchun ishlatiladi. Performance optimization degan deganda React proyektni tezroq ishlatish uchun ortiqcha demak kamchiliklarni tuzatish nazarda tutilyapti. Ortiqcha kerak emas paytda chaqirilayotgan, kerak emas paytda qayta ishlatish bo'layotgan komponentlarni demak to'xtatish. To'xtatish, masalan, kerakli joyda qayta ishlatish, kerak emas joyda qayta ishlatish shart emas bo'lgan holatlar. Kompyuter yopib qo'yinglar, hamma yopib qo'ysin, qarab turinglar. Xo'p. Endi shu komponent aytdan keyin render metodi bor. Render metodini boya ham ko'rdik. Bu class komponentida bu mavjud bo'lishi kerak bo'lgan, demak, yagona metod. Ya'ni majburiy, demak, talab qilingan required metod hisoblanadi. Agar shu render metod bo'lmaydigan bo'lsa, class komponenti ham bo'lmaydi. Xo'p, keyingisi. Buni bajaradigan vazifasi props bilan state'ni o'qish va nima qilish? JSX'ni demak return qilib qaytarib berish. Yana qanaqa xususiyati bor? Xususiyati demak side effectlarni hosil qiladi. Side hosil qilmaydi. Ya'ni side effectlarga sabab bo'lmaydi. Ya'ni bunda DOM bilan interaksiya bo'lmaydi. DOM bilan demak kirishish bo'lmaydi va Ajax call'larni ham hosil qilmaydi. Ajax call degani nima degani? HTTP request'lar bor API'ga. O'sha narsa Ajax call. Shuni ham demak render metodi hosil qilmaydi. Render metodining ichida siz API'ga merge qila olmaysiz. Xo'p. Ana endi komponent did update bor. Komponent did update, mana bu komponent should update o'xshab ketadi, faqatgina bu komponent update bo'lgandan keyin ishlaydi. Komponent update bo'lgandan keyin ishlaydi. O'zi nomida aytib turibdi, komponent did update. Komponent did update deyapti, bu degani komponent update bo'ldi deyapti. Ya'ni komponent update bo'lgandan keyin ishga tushadi. Boya xuddi shunga o'xshash komponent did mount'ni ko'rdik. Bunda mount bo'lgandan keyin ishga tushardi. Bunda update bo'lgandan keyin, ya'ni komponent yangilangandan keyin ishga tushadi. Telefon yig'ishtirib qo'yinglar. Ana endi qarab turinglar, bunda qanaqa bo'ladi? Side effectlarga sabab bo'ladi, ya'ni side effectlarni hosil qiladi. Masalan, bunda siz bemalol DOM bilan interaksiya qilishingiz mumkin yoki Ajax call'larni amalga oshirishingiz mumkin. Endi bularning tartibini ko'ramiz. Xuddi mounting metodlariga o'xshab, updating metodlarining tartibini ko'ramiz. Qaysi qanaqa tartibda ishga tushadi. Buning uchun mana shu lifecycle'larni ichiga breakdown o'zgartirishlarni kiritaylik. State'ga o'zgartirish kiritaman, e'tibor qilinglar. Masalan, name degan state kiritaman. Name degan state'da masalan, John bo'lsin name. Va mana shu yerda bitta button kiritamiz. Button kiritamizda buttonda change state bo'lsin. Change name bo'lsin bular. Change name. Buttonni on klikiga chaqiramiz funksiya. Xo'p. Nima bo'ladi? This nuqta nom beramiz, change state bo'lsa, change name bo'lsa yoki o'sha change name nomlamanda mana bu yerda o'ziga o'shanga funksiya yaratib qo'yamiz. Ya'ni change name error function yaratamiz. This nuqta set 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 buni ana shu class komponentida setni yangilab berish vazifasini bajarib beradi set set. Har doim bir xil metod chaqiriladi. This nuqta set set. Bu this ishlatilishiga sabab, this ishlatilishiga sabab class komponentida shu klassga tegishli bo'lgan metod va state'larni o'zgaruvchilarni this bilan olishingiz shart. This bilan olmasangiz bo'lmaydi. Ya'ni shu funksiya qaysi klassning ichida turgan bo'lsa, o'sha klassni demak this bilan birga qilasiz. Set bo'ladi va name'ini o'zgartirib qo'yamiz. Yangi qiymat beraman. Masalan, Bruce deb qiymat berib qo'yaman. Yangi ism. Ya'ni shu buttonni bosadigan bo'lsam, state'ni qiymati almashadi, name'ni qiymati almashib, demak, komponentda qaytadan ishga tushadi. Maqsad shu. Ya'ni komponentdan nima qilish? Update qilish, yangilash. Maqsad shu. Ana endi shuni ishga tushiramiz. Xo'p. Chaqirmayapmiz.
I second argument, bottom vector change C. Amara bir geçen kapışmış kereydi. Bunu sınıf kamerinden çıkarıp, bunu sınıf kamerinden alışmış kereydi. Anlatıyor. Şunu baskanında kaydeden şikayet bir adı kampanyadan. Bu şey şikayet şubilerini kuruşum için bize updating metodlarını çakırıp çıkan. Skiriyle maviyeden başlayayım. Hop. Şuradan başlayayım ben. Birinci oranında should component update çakırıp. Should component update. Yani component update buluşu gerek mi diyen demek. Metod. Bunga prif state va prif props keladi. Prif state va prif props keladi. Bunga nima sifatida argument sifatida shu ikkalasi kirib keladi va ikkalasidan foydalanib qandaydir demak, tekshirishlar amalga oshiriladi. Bizlar hozir uni emasda buni qaysi birinchiga tushar tartibini ko'rmoqchimiz. Buning uchun yozaman life cycle a should component update deb yozaman. Va oxirida nima qo'shimiz kerak? Return true berib qo'shimiz kerak. Buning sintaksi shunaqa. Agar return true bermasak, komponent update bo'lmaydi. Agar return false beradigan bo'lsak, komponent update bo'lmaydi shunda. Shundaymi? Mana shunday ishlaydi. Shu komponent update. Buni vasvasa hal qilib beradi. Noto'g'ri qilamiz. Bunga emas. Mana bunga berishimiz kerak. Buni vasvasa hal qilib beradi. Komponent update bo'lishi kerakmi yo'qmi? Ya'ni pre-state bilan pre-props'ni argument sifatida olib argument sifatida olib tekshirib beradi. Demak, yangi state bilan yangi props'ni tekshirib, component update bo'lishi kerakmi yo'qmi shuni tekshirib beradi. Shundaylar, mana shuni demak hosil qilib beradi. Ana endi bundan keyin bizda render metodi ham demak update'ga misol sifatida ko'rdik va component date update ham bor. Bu komponent update bo'lgandan keyin ishlaydi. Komponent update bo'lgandan keyin ishlaydi. Life cycle a komponent date update bo'ladi. Komponent date update va o'shani navbatma-navbat chaqirib ko'ramiz. Xuddi shu ishlarni bajaraman. Mana buni ham shu bajaraylik. Buni ham chetlashamiz. Mana shu yerda chaqiraman. Balay sakil beriladi. Buni siyala sakil beriladi. Tekshirib ko'ramiz. Tartibi qanaqa bo'ladi? Tartibi ordirini orderini ko'radigan bo'lsak, tartibida birinchi shu komponent update ishlaydi, undan keyin render ishlaydi, undan keyin komponent update ishlaydi. Ya'ni shu komponent update vazifasi komponent yangilanish kerakmi yo'qmi, ya'ni qayta ishga tushish kerakmi, render bo'lishi kerakmi yo'qmi shuni hal beradi, shuni aniqlab beradi. Agar render bo'lishi kerak bo'lsa, yangilanish kerak bo'lsa, komponent yangilanadi. O'sha komponent yangilangandan keyin render metodi chaqiriladi, ya'ni JSX ham qaytadan yangisi ishga tushadi va oxirida komponent update ishga tushadi. Ya'ni komponent update bo'lganligi haqida demak xabar bo'ladi va komponent update bo'lgandan keyin qandaydir ish bajarish kerakmi shu metodni ichida demak chaqirishimiz mumkin. Hozir shuni konsolda tekshirib ko'ramiz. Tartibini yangilayman. Bu komponent birinchi ishga tushgan paytda chaqirilganlar. Voy ko'rdik buni. To'g'rimi? Tanishib chiqdik. Birinchi konstruktor ishga tushadi dedim, render keyin ishga tushadi, konstruktor lifecycle B'da va lifecycle B'dagi render. Undan keyin lifecycle B'dagi component deadmount va lifecycle A'dagi demak component deadmount. Mana shu tartibda demak ishga tushiriladi. Bu ishga tushgandan keyin, undan keyin men hozir yangilaydigan bo'lsam, bu yerda hozir buttonga berganman on click. Mana lifecycle B'da buttonga on click berib qo'yganman va komponentni ishga tushiradi. Ishga tushgandan keyin o'z-o'zidan lifecycle B'dagi ya'ni ichidagi child komponentlardagilar ham ishga tushadi qaytadan. Ishga tushgandan keyin yangilanish bo'ladi. O'sha yerda updatelar ishga tushadi. Sizlar qarab turing, telefon olib tursin, qarab turmaysizmi? Bosaman hozir buttonni.
bana çakırdı. Kampanya yangilandı. Yangilangandan keyin shu kampanya update birinchi chiqadi. Keyin render, keyin life cycle bedagi shu kampanya update, keyin render demak bedagi va oxirida kampanya data update bedagi va oxirida eng oxirida kampanya data update demak life cycle bedagi. Mana shu tartibda demak chiqishadi. Tartib bu. Bu aniq o'sha React class kampaniyalariga qat'iy o'rnatilgan tartibi shunaqa life cycle metodi. Şimdi ya, devam etmemiz. Tartım için yoksa bunlar life cycle metodları hakkındaydı. Yarım bir metod kaldı bizde. Unmounting kaldı. Unmounting. Unmounting, kaçan ki domna kaysadır element uçurup taşlayınca çıkışar. Component will unmount çıkışar. Bitti gibi metod var bizim ana. Component will unmount. Kaçan çıkışadı? Kaçan ki domdan nimadir o'chirib tashlansa, masalan, udadi deganimizda yo'qotiladi-yu, shunday holatlarda yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, saytda nimadir buzilsa, ya'ni o'chirilsa, yoki network requestlari bekor qilinsa, cancel qilinsa, event handler remove qilinganda, masalan, remove event listener bor-ku JavaScriptda. O'sha ish bajarilganda yoki subscription bor-ku, o'sha subscription bekor qilinganda yani page yapıladı ya subscribe, mesela logout kılınganda uşak halatlarda, şuna uşak halatlarda page'de demek kampanyonu uçuruş için, çıkartıp taşlaş için demek şartlarda component will unmount. Uzun mount kampanyonu çıkartışıydı, çıkartışıydı will unmount uşağını demek uçuruş, kampanyonu demek UI'den çıkartış için çıkartışıydı. Şartlar, şuna will unmount. Bunun için de demek set metodu çakırılmaydı. Hususiyetleri şu. Hop. Bunlar life cycle metodlarıydı. Kamera uçuşatılardı. Neki nazar edici hatta okup koyasılar. Bana bugün sıra gibi uygulasam bir gün var yaptık. Videomu kaydeden kurup. Okuyacak bu için bana şu mavzularla okup koyasılar. Bu interviewlerde soran şu mümkün. Asasen bize fakat fonksiyonel kampanya yetiştirmemiz. Das kodinde. Hop. Endi fonksiyonel komponentdagi boyagi huquqlarga davomchi sifatida use state va use refga bugun sizlar bilan use effect'ni o'rganamiz. Use effect. Use effect huquqini o'rganamiz. Birinchi shuni introduction qilib kirish qolaylik. O'zi use effect huquqi nima? Uxlab qolyapsiz siz. Tutaring. Bir betga o'tib keling-da. Uxlab qolyapsiz. Hop. Introduction qilamiz, kirish qilib, use effect nima uchun ishlatiladi. Xulosa qildik-da, qanaqa maqsadlarda ishlatiladi use effect. Hop, use effect o'zi hook, xuddi use state va use effect ko'rdik, xuddi o'shanga o'xshab, hook qanday foydalar bo'lsa, o'shalarga ham qo'yishadi. Va shu bilan birgalikda, buning o'zini xususiyati qanaqa maqsadda ishlatiladi? Function komponentda side effectlarni hosil qilish ishlatiladi. Side effect. Side effect deganda DOM bilan qandaydir interaksiya bo'lganda, DOM bilan interaksiya, DOM yangilanganda yoki boshqa aytadigan bo'lsak, yana qanday misol berish mumkin sayt. Saytdagi misol sifatida Ajax callar bor, shularni yoki HTTP requestlar misol bo'lsa, mana shularning hammasi use effect bilan amalga oshiriladi. Endi bor qolayotgan jihatlar, ana shularni aynan ha, API protokolining use effectda chiqadi. Hozir shuni misolini ko'ramiz. Birinchi nazaringizdan qarab olaylik, biroz xususiyatlar bor. Biz class komponentda bajarilib qo'ygan komponent demontni masalan, komponent ishga tushgan paytda chaqiriqlarni konstruktor aylanadigan keyin o'shanda komponent demontni ishga tushirdik va bir marta ishga tushirdik. Bundan tashqari komponent data update'ni komponent qachonki yangilangan paytda render bo'lgan paytda ishga tushirdik, o'sha komponent data update'ni chaqirdik. Bundan tashqari komponent build unmount'ni chaqirdik. Komponent destroy bo'lganda yoki komponent o'chirilgan paytda UI'dan chiqarib tashlash uchun shartlarni berdik. Mana shu uchalasi ham vazifasini bitta use effect o'zi bajaradi. Function komponentda. Class komponentda mana shu uchalasi bajaradi shu vazifani. Function komponentda use effect o'zi ta'minlaydi. Uchalasini bajaradi. Tushundingizmi? Xulosa qilsak, function komponentda hooklar bajarar ekan, class komponentda lifecycle metodi.
Anaydı şu use effect hook'ını sintaksisini qaraymiz va ishlatilish holatlarini qaraymiz. İşletiş holatlari. Birinchi use effect hook'ini chaqirishimiz kerak. Birinchi bitta functional component yaratib olamiz. Functional component. Hop. Keling shu yerga document title nokta jsx degan komponent yaratib olaylik. Shuna komponent yaratib olaylik. Va function komponent yaratamiz. Plus komponentlar yopamiz. Mana function komponent tayyor. O'sha function komponentda use effect hook'idan foydalanamiz. Use effect hook'idan. Uni use effect'ni chaqirishdan oldin bir ish qilaylik. Boya counter yasini yaratdik-ku. Xuddi o'shanga o'xshash counter yaratib olayotgan. Kerak bo'ladi biz o'sha user effect'ni ko'rishimiz uchun. Count set count teng bo'ladi use set boshlanish qiymat beraman 0 masalan. Mana tayyor. Endi o'shani o'zgartiruvchi button kiritib qo'yaylik. Qiymatni o'zgartiruvchi. Masalan increment bo'lsin. Onkilik ile kırtamız. Mağmaka nama kırtık bir onkilik. Set count. Nama bulardı. Count plus. Bir bulan. Count plus. Şunu uzdu demek uzdurup kıymatını yengilip duradı. Çıkarıp bir arasında bilersin. Apçizgi çakıramı. Lifecycle'ın orada da şu document title'ını çakıramız. Document title. Yangilaymiz. Mana increment turibdi. Endi bizga qiymatni ham ko'rish kerak-ku, qiymatni ham ko'rishimiz kerak-ku. Incrementdan keyin nima qilamiz? Incrementdan keyin increment. Ha, mana shu yerga count chaqirib qo'yaylik. Xo'p. H2. H2 yoki to'g'ridan turishini o'zida berursak ham bo'ladi, mayli. Farq yo'q bo'lmaganda nima deb chiqarishimiz. Count count chaqirib qo'yishimiz kerak. Yangilanishni ko'ramiz. Mana. Buni bosadigan bo'lsa, mana bu qiymat yangilanib boryapti. Ha, uni sababi, mana bu AppCase'da ichiga kiritilyapti-ku bu. AppCase'da AppCases bor-da. Shu AppCase'da o'zi default holatda stellar bor. Mana TextNine Center. Ha, TextNine Center'da. Agar şu TextNine Center'lar ham hammasi yo'qoladi, qachonki men assistni mana bunday qilib qo'yadigan bo'lsak. Unda o'sha stellar mana yo'qoladi. Tushundingizmi? Ha, yo'qotib yuborasizmi? Ha, umuman yo'q qo'y, tozalash qilsak ham bo'ladi. Biz chaqirtadi, yo'qotsak ham bo'ladi, men yo'qotmadim. Yo'qotib tashlasak ham bo'ladi, mana shu to'rtasini ham o'chirib tashlab. Mana ularni yo'qotib yuborsangiz ham bo'ladi, ularni kerak emas sizga. Faqat AppCase'ni nimani qoldirgansizlar indeksiyasini. Qolgan hammasini yo'qotib tashlasangiz bo'ladi, uning uchun mana ularni tozalab tashlaysiz. Bularni ham o'chirib tashlaysiz. Mana bular ham kerak emas, mana tayyor. Ana endi AppCase ichiga kiramanda mana bularni o'chirib tashlayman. Bu ham ketdi. White mask ha. Sizni white tashga tushirardi. Ha, shunaqa qilsam bo'ladi, men create react app yaratdim. Farqi yo'q. Ikkalasi bir xil ishlaydi. Xo'p. Ko'rinmay qoldi narsa. Ha, mana bo'ldi yangilandi. Mana chiqdi natija. Endi shuni natijasini biza mana bu React app borib, shuni o'rnida chiqargan qilib qo'yaylik. Shuni o'rnida chiqargan qilib qo'yaylik. Aynan o'shaning uchun bizga use effect kerak bo'ladi. Mana shuni o'rnida, ya'ni men aytdim-ku o'ya. DOM bilan interaksiya qilish uchun user effect ishlatiladi, side effect qilish uchun. Aynan o'shaning uchun kerak bo'ladi user effect. Mana bu yerga keltirib qo'yamiz, user effectni chaqiraman. Use effect. Bu oddiy metod. Chaqiraman. Mana metod chaqirildi. Va buni ichiga beriladigan, demak, argumentlari bor. Birinchi o'rinda error function chaqirishimiz kerak edi. Mana bunaqa callback error bo'ladi. Mana tayyor user effect. User effect tuzilishi shu. User effect funksiyasini yozasiz. Qavslarni ichiga nima yozamiz? Error function yozamiz. Bo'ldi shu.
Şunu üç kıl işletiş halatı var. Birinci işletilen halatı her bir renderden keyin bir mertte demek çakırılış halatı. Yani re-render buluş halatı. Kompüterizi yan aşağısı ki yok koyun. Karamayasız. Hop. Praktik bir yer mi anasız? Mağazını tüketi olayın. Birinci halatı her sefer demek yangilanış halatı. Her sefer yangilanış halatını koyun. Her sefer yangilanışını koyun. Bunu içi gel. Dokumentini title'ını uzgartıramız. Yani document nokta title'ını uzgartıp koyamak. Mamına kılamada counter count demen mamına kılamak. Yani count'ın kıymatını yangilanmaya koyamak. Şimdi de bana count deyip çıkardı. İki nokta çıkıp mamına uşağın kıymatı çıkıverdi. İki nokta koysayın koymasayın uşağın kıymatı mamına çıkıverdi. Yukarıda title'ını uzgartıp koyuyoruz. Mana. İtibar qiladigan mana count null chiqdi. Hozir qiymatni yangilaydigan bo'lsa nima bo'lishi kerak? Yuqoridagi qiymatni yangilanishi kerak. Tushundinglar? Qiymatni yangilab boryapti. Ana shuni aynan use state bajaryapti. Use if bajaryapti. Agar mana buni olib tashqariga chiqarib qo'yadigan bo'lsa, unaqa bo'lmaydi. Mana fikr natija bo'lmaydi. Mana buni comment qilib qo'yadigan bo'lsa. Yok hazır. Bunda hazır. Yo yo bu adi halatlar bo'ladi. Adi halatlar o'zgaradi. Bizlar qachonki side effect qilsak qanaqadir masalan domda element listni bajaramiz-u, event listni bajaramiz. O'sha holatda bunda bug chiqadi. Ana user effect bajarishimizga to'g'ri keladi o'sha holat. Bu holatda oddiy statik holatda chiqaveradi. Chunki ma'lumotni o'zi o'zgartirmayapti-yu, pastdan o'zgargan ma'lumot kelyapti-yu, bunda chiqaveradi. Hozir buni dokumentni title'ini bu holatda o'zgartirib ko'rdik. Bu user effectni birinchi holatdi. Ya'ni har safar komponentni ishga tushganda yangilayapti hozir. Her sefer komponente çıkartışkanı yengeleyelim. Geleyle şunu mağmına kıklamız. Bir de input'tan kırtamız şunu yoluna. Input. Input kırtamız. Ve o şey input'ke text kırtagen kılıp koyarak. Text kırtagen kılamız. Bana sana. State yaratan yanıttı. Name olsun. Va mana bu set name bo'lsin. Set name. Buni boshlanish qiymati bo'sh string bo'lsin. Va buni value'sini beramiz. Name bo'ladi. OnChange'ga berib qo'yamiz. OnChange'ga. Nima bo'ladi? Error function event set name event nokta target nokta value bo'ladi. Hop. Endi shuni ishga tushirib ko'ramiz. Keling, mana buni ichida, shuni ichida bir narsa kiritib qo'yaylik mana. Console log kiritib qo'yaman. Console log kiritib qo'yaman va mana bu yerda document title updated deyman. Ya'ni har safar mana shu qaytadan, mana bu qaytadan chaqirilaveradi. Qachonki, demak mana bu render bo'lganda, ya'ni mana bu yerda qanaqa o'zgarish bo'lganda, shu qaytadan chaqirilayotganini ko'rishim uchun mana bu yerda shu tekstni yozdim. Konsolga shu qaytadan chiqaverish kerak-da. Keling, buni qilamiz. Mana bu yerga tekst yozaman. Hozir mana bir marta ishga tushdi. Tekst kiritaman mana bu yerga. Masalan, John Doe. Mana 8 marta ishga tushdi. 8 ta harf yozganimda mana bu yerga. Bu o'zi bunga tegishli emas. Buni increment qilib olib, document title'ni o'zgartirmadim, lekin shu komponentlarning ichida qanday o'zgartirish kiritishimdan qat'iy nazar, komponent qaytadan ishga tushadi-yu, o'sha paytda user effect qaytadan chaqirilyapti. Tushundinglarmi? User effect qaytadan chaqirilyapti. Bu birinchi holati. User effectni demak, birinchi holati har safar demak, re-render bo'lgan paytda qaytadan chaqiriladi. Tushundinglarmi? Bu birinchi holat. O'ziga bog'liq bo'lmasa ham qaytadan chaqirilyapti. Bunday bo'lishini biz xohlamaymiz. Xohlamaganligimiz uchun keyingi holatiga o'tamiz hozir. Re-render bo'lishini xohlamaganligimiz uchun conditionally
conditionerni qilib qo'yamiz shuni. Qachonki mana shu count o'zgargandagina buni qayta ishga tushir deb qo'yamiz. Boshqa paytda ishga tushirmaydi deb qo'yamiz. Mana shu holatni ko'raylik. Buning uchun dependency degan narsani tushunishimiz kerak. Dependency lar joylashgan qo'shimcha demak argumenti bo'ladi. Mana virgul qo'yib array kiritib qo'yamiz. Mana shu arrayga dependensiyalar joylashgan bo'ladi. Mana shu bo'sh arrayni ustiga olib borsam, mana tekst chiqdi. React hook use effectda dependensiyalarni yozishni unutdingiz deyapti. Count degan dependensiyani kiriting deb o'zi taklif etdi. Tushundingizmi? Ha, arrayda chiqdi. Agar shuni ichiga count kiritib qo'ysam, qachonki mana bu yerda count qatnashyapti-yu, shu count yangi qiymat yangilangandagina bu ham yangilanadi, qaytadan use effect bir marta chaqiriladi. Tushundingizmi? Shuning ichidagi mana bu error function yana qaytadan chaqiriladi, qachonki mana bu dependency o'zgarganda. Shu dependensiyalardan biri, yo'lda bitta bir chiqamiz, bir nechta dependency berib qo'yamiz, error ichida. O'sha dependency bittasi o'zgarsa, bu qaytadan chiqadi. Bu demak o'zimiz xohlaganda ishlatish mumkin. Ya'ni vaziyatga qarab ehtiyoj bo'lganda yangilar boshqa payt chaqiramiz. Tushunarlimi? Hozir bu yerda count yangilangan degan yangilanadi, boshqa paytlarda demak yangilanmaydi. Mana buni yangilayman mana. Xo'p, ana endi text kiritaman. John to. Chaqirilmadi-ya qaytadan. Aynan bizga xohlagan demak natijani berdi. Bir marta demak page'ga tushganda ishga tushdi va undan keyin qaytib chaqirilmadi. Qachon chaqiriladi? Mana buni bossam chaqiriladi. Mana buni bossam increment notor yozgan ekanman. Qachonki mana buni bosganimda yangilanadi. Unda mana document title updated bo'ladi. Tushundingizmi? Mana shunaqa demak ishlaydi. Mana buni bossam yangilanavermaydi-da. Mana buni yozsam yangilanavermaydi. Qayerda mana count yozgan joydami? Ha, bu yerda efes bilan shart yozilmaydi, lekin o'zgaruvchi yoziladi. O'zgaruvchi. Ha, o'zgar. Mana shart o'zgaruvchi yozasan, mana masalan nima o'zgarsa, mana name o'zgarsa o'zgargan deb qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu yerga name qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, name o'zgarsa o'zgaradi. Tushundingizmi? Unda mana buni name o'zgartirganda nima bo'laveradi? O'zgaraveradi. Tushundingizmi? Mana shunaqa deyishimiz kerak bo'lmoq. Shunaqa qaradi. Ana shunaqa demak bo'lib qoladi. Tushunarmi shu? Tushundingizmi? Buni shartni Array ochiladi, virguldan keyin, ya'ni use effectni ichidagi o'qib ishlatlar yaxshi tushunib olinglar. Callback arraydan keyin virgul, virguldan keyin demak array. Bu array nomi dependensiyalar array hisoblanadi, dependensiyalar hisoblanadi. Dependensiya degani o'zi bog'liq tirnak degani. Ya'ni shunga bog'liq bo'lyapti-da. Mana shu o'zgarsa yangila, bo'lmasa yangilama. Shunga bog'liq bo'lyapti, qayta chaqirilishi. Kim tushunadi shuni? Use effect. Tushunadi. Hozircha ikkita holatni ko'rdik. Qanday holat? Test ikkinchisi oddiy holatda har doim chaqiriladi. Har doim chaqiriladi. Komponentda bitta nuqta o'zgarsa nima bo'ladi? Qaytadan chaqiriladi. Shu holatda ko'rdik. O'ziga tegishli bo'lmagan boshqa name on change bo'lganda ham o'zgarib ketyapti-da. Name on change bo'lganda o'zgarib, yangilanib ketyapti. Mana shu holatni ko'rdik. Endi 3-chi holati bor. 3-chi holati faqatgina bir marta ishlash holati. Bir marta ishlash holati ko'pincha API'dan ma'lumotni bir marta fetch qilib olasiz-ku datani. O'sha holatlarda ishlatiladi. Chunki bu bir marta ishlatsa bo'ldi-yu, bir marta fetch qilib olasiz bo'ldi. Hadeb borib brush qilib yurmaydi-yu request. O'shanday holatlarda ishga tushiriladi. Page ishga tushadi-yu, page ishga tushgandan keyin bir marta ishga tushadi. Page-da demak, natijalar anu return JSX chiqarib bo'lgandan keyin o'sha user effect bir marta ishga tushadi bo'ldi. Boshqa yerga ishga tushadi. Hop, ko'ramiz shuni. O'sha mouse eventni ko'rsak bo'ladi o'shanga. Mana qani sol ko'raylik.
Şunu içeriye kırtamız. Gidelim buna kırtamız. Const x set x team use set olsun. Bu use set. Bu ekranın koordinatlarını demek bilgilebilirken bu olsun. Başta ne olup durursun? Ekranın koordinatları. Mesela sıçkanca herge borganını çıxarıp durarken, bilgilerini kursu durarken demek ki uzgarmış olsun. Şu ekranız. Yani x ile y bu koordinatlar. Ve şundan ki demek x ve y'lerle ekranı çıxarsayken buladı. Ekranı çıxarıp durarken buladı. Mesela kileri şuradan çıxarıp koyarak bu şey ikilersin. Mesela h2 x x'ini çıxaramız y'ye y'ye çıxaramız. Demek virgül y'ye y'ye çıxaramız. Tayyor. Ana indi şularını uzgarışını demek çıxarıp olsun use effect'ini demek basınlar use effect. Use effect ve bölge dokumentini window'unu ClientX'ini açmış gerekti. ClientX ve ClientY'lerini demek yenilip duruşmuş gerekti. ClientX ve ClientY'lerini. O mağmına kılalımız. Set X Set X'in buladı. Document nokta window nokta client x of set y'ye client y'ye çağırması var. Client y. Şunu çakıramız, hepsi seçiyi. Mouse'u. Burada. Şu client x'ini olan yaptı da window nokta Maşum, hala ne yaptı?
Biz ben uşağı arkaya karat koyuyordum bayağı sağ ol etliğine. Konsens özge karat var. Mam ne bileyim? Dakim Document Element sınıflarımız. Yurda mouse move bugün de funksiyonlarımızda bir yurda event ne olamız event ne demek çıkartken bir yurda event ne klintik sınıfı ve klintik riklerini ne kılasıyı bulardı tutuasıyı bulardı o bunu anlatmam set x'ke veremez event nokta klint x'ni set y'ke veremez event nokta klint y'ni veremez ben şu dine yeterli ben bundan yapıp koyamış funksiyasını ben tayyar hop yani neyimizinde ben bu yan demek yüzde fikrini bir de işaretleşir. Bundan taşıları mesela nüme halatla da diyeyim bir mert eşket şu için mağınaka dependensi array boş kaldırılış gerek. Bir mert eşketleşir için boş kaldırılış gerek dependensi array'i. Bu boş kaldırılışı fakat yine bu halat demez. Mesela API'ye müracaat kılınlarımız klavzu şu halatlarını bir mert eşketleşir. Bir mert eşketleşir için mağın dependensi array'in boş kaldırılmaz. Uşağında da bir mertte çakırağı da uz default kalan. Bu çıxın halatını gördük demek. Birinci halatı bu array'in umumdan bir mesele kime bularken kayıta kayıta re-render bulup çakırı olardı. Yaxşı. Eğer array'in içine mesela kandaydı uzgarı uç koyup kayıp yan bulsak uşa uzgarı uç uzgarı kendileri mi bulardı? Kayıta şıkır şurardı. Eğer boş kaldırsak ki sayet şıkır şükende bir mertte şıkır şardı buldu. Mount bugünde bir mertte şıkır şardı. Boşta demek şıkır şükmeydi. Şimdi ya, bana şuna kadar bir şey de yüzifik. Yüzifik ne? Üçte kalatını kurduk. Anayeti kingsi yüzü. Bu nerede? Anamontin kalatları diye işaretlerdi. Yüzifik de anamontin kalatı için bana buna kılınlardı. Gideyim buna. Uşa mouse yönetini uzun açama. Mouse yönetini uzun açama da uzun kildirama. Ben document.add sınıf koydum. Uşa mounting'i yukarı çıkıyor. Unmounting halatlarda yani event listener mesela remove listener kılmak için siz yok ki timerlarına mesela clear timer klasu uşa halatlarda işaretlerdi uşa unmounting halatı. Onun için maklumlardaki doktorla return yazasız şu user fikrine içige return ve error function yazasız bana. Uşa error function içige uşa yazmak için genelseniz de mi yazıp yorasız. Mesela neman yukarı çıkıyor. Document nokta mesela remove event listener bulan yapsa remove event listener marabu demek event listener yukarı koysayız bulan şimdi yani o, yani bu demek unmounting halatı için şu işaretlerdi kuduk ki bu yaki o şirketlerdi nemanda işaretli ki o class komponenti de da unmounting için will unmount işaretli ki uşağın vasıfasını bir yolda use effect belirli yani. Remove, mana mesela document. Document. Nokta remove yönetesini mana mana qiladi. Va buni ichiga chaqirib qo'yamiz. Mana shuni chaqirib qo'yadigan bo'lsak. Shuni remove qilib hozir bu bir marta ishga tushdi, lekin remove bo'ldi. Bir mertte şirketçiler deki remove oldu. Hazır bu da kayta kayta şirketçilerin halatlarda bu kupınca kurmadı. Mesela interval işaretleri set time on. Kiyen set interval klasu. Uşa set intervalda clear interval diye nasıl? Intervalın tozalar. Uşa nasanı manşunge çakırıp koysayız buladı. Manş anamantik halatıya manş paske çakırıp koysayız buladı. Return. Az bir yerde kurmaya durarsa mesela timer'ın sağladığı da o yapalım kurunu kalan düşer. Az böyle bir mertte şişe düştüğünüz yeter böyle yaptı da o şansı şişe düştü.
User effect boyunca şöyle, in the React HTTP'ni görüp çıkarız. User effect boyunca sağlıyor ben. React HTTP'ni başladım. React'in olsa, burada da kurgan bu şeyler, bu 5. derse. Şuna kadar React boyunca 5. derse. React boyunca 5. derse, React boyunca açı bağlamak iyi yok kalıydı. React olsa demek, user interface'ın kuruşunu JavaScript library'si satar. UI'nin kuruşu, user interface'ın kuruşu JavaScript library'si satar. Ve bu library diye yaptın, mega reworkmez. Farkın nasıl? Reworkta, library mi? Reworkta, nasıl da yok olalı, library'in kuruşu koyabiliriz. Uzun sebebi kuruşu çekip tutmalıyız. Toplayıp, hiç farkı. Library çıkmıyor olalı. Kudreti, ben bu şekilde library detay yönelişte framework kod yönelişte. Mesela institute detay yönelişte var ya, detay hakkı var ya. Üniversitede kod farklı detay var ya, doğru mu? Yok şekilde. Library aynen spesiyel de detay yönelişte kanalda yön var ya. Detay yönelişte demek becerişte, uçağı sıfatla da yaşamlar ya. Framework'ta demek kod yönelişte camdaki bu var. React demek library fakat UI kuruşu, user interface kuruşu var. Primorlarda bu vasıfalarını uzayacak bir kanalı var. React'te demek uşa vasıfalarını bacarışın, Primorlarda bacarırken vasıfalarını bacarışın, koşumca library'lerini input kılıp alınlardı, JavaScript'in library'lerini input kılıp alıp uşalarını faydalanırlar. Mesela HTTP request bacarışın, React'te demek uşa web application'sıyla React application'sıyla Server'ye demek fetch project düşüktü, API'ye project düşüktü, dünyaşlandı. HTTP library ortada mostaçlı vasfasını bacardı ya. Yani şu HTTP library'ı siz temizlik olarsınız. Uşan library demek sizce vasfasını mobilyalı uşan project düşüktü. Server'ye, yani API. Şunlarmış mı? Uşan HTTP library'ı son sınavda aksiyonsu mustafiyeti segmentinde sen vasfasını açacağız. Aksiyasını size fetch kıyken size aksiyası yordandı. Valide JavaScript'in uzunluyum. İşletken size doğru mu? Fetch işletken size. Az bu şey aksiyasını mı unutuyor? Aksiyasını demek input kılıp React'te işletemiz. JavaScript'te var aksiyas. Aksiyası bir mal input kılıp işletseniz bulan. O React'te de işin asamaz. Şunları fikirleyle. React user bir tane library. Aksiyas mustaklı bir tane library. Aksiyas o React'te de işin asamaz. Ha, React'da işletemiz deyip gitken de. Yo, fiyatçına fazla işler urgan türelik, onu React'da ütletken payı tutamız deyken de. Lekin Axios bu React'da işine asamaz. JavaScript'te bir mal faydalanışız mı bu? Bu uzun mustahı. Ha, fiyatçam, Axios'tan bir tabasından bacaradı. Fiyatçı JavaScript'in uzunlu funksiyası. JavaScript'daki belirli metodu. Bu funksiyon. O bir mustaqil library emas. Uni input qilish shart emas. Uni shunchaki istalgan joyga fetch deb yozsangiz bo'ldi ishlaydi. Tushundingizmi? Xuddi console log deb yozganda fetch deb yozsangiz bo'ladi. Xo'p, buni endi input qilamiz. Kelinglar, o'sha HTTP library'ni boshlaydik. Access'ni boshladim. Access'ni boshladim. Birinchi o'rinda input qilaman. Buni yopaman. Buni ham yopamiz. Komponent yaratamız burada. Mesela postlist.jsx postlist.jsx kelinglar bunaqa ish qilamiz. Ham class komponentini yaratib ko'ramiz. Ham function komponentini yaratib ko'ramiz. Birinchi class postlist deydi. Keyin hook postlist yaratamiz. Tushunarlimi? Ikkalasini ham ko'ringlar. Sizlar class komponentini ko'rmagan ekansizlar, class komponentini yaratib ko'ramiz. Class postlist yaratamaz. Va function postlist yaratamaz. Birinchi RC bilan class komponent yaratamaz. Kelinglar bunga ishga tushirish uchun biz terminalda o'rnatib olamiz nimani? Aksiyasini. Bitta terminal qo'shaman. Masalan, bash farqi qaysi qo'shishni. Shu yerga input qilib qo'yamiz. npm install aksiyas. Aksiyas library'sini install qilaman.
Ne seviyede postlar için ne yaratırız? Sonra input buldu. Yaparız bunu. T-shirt kuramız. Peki JSON açalıyorsak. Şurada ben access tuşlarını kurup durmuş. Bir tutu nol bir istedim. Ben tuşlarsız. Şuralar böyle bir yol faydalanışımız mümkün. Hop. Birden constructor yaratanız. State için. Ben şu state'e postlar için post için array açamam. Başta boş olsun yani. Şimdi ya, post için array açamam ve bundan ki use effect buna çakırı olamız o şey access use effect buna. Aynen use effect için iyi, use effect mas. Az bir adı bize class component işlemiz o, bir adı use effect için iyiydi. Bir adı component did mount gerek. Component did mount gerek. Component did mount buna o şey nemen çakırı olamız için yani. Axios'ı şirketçi olamaz. Şimdi ya, Axios'ı şirketçi olamaz. Axios bana Axios'ını input kıldı. Bana altta input kılan, yukarıda input kıldı. Axios'a göre input bulmayan yoksa şirketçi miydi? Yetibar kısayla reaktörcüden olma yaptı mı? Allah'a da özü mustahı. Ağzı input kıldı mı mustahı? Kuşandan olma yaptı. Ana indi Axios'ta birinci get metodunu şirketçi olamaz. Yani datanı get HTTP yani HTTP get request orqali postlarni get qilib olamiz. Buning uchun bizga API bor tayyor. JSON plus folder dan save bo'ladi. Mana JSON plus folder saytidan olamiz postlarni. Bizga tayyor postlar bor. O'shani API'sini yo'lini olamanda copyright qilib olaman. Bu yerga olib qo'yaman. Hop, axios.get qavs ochaman. Shuni ichiga URL'ni beraman. O'zi sintaksdan shu xuddi shunaqa. Mana get metodida, get requestda access.get ichida faqatgina bitta argument berish o'zi yetarli, URL'ni bersangiz bo'ldi. Hop. Endi sizlarda hozir token boshqa tushunchalar yo'q, headerlarni berish shart emas, shunchaki o'zini berishni o'zi yetadi hozircha. Bunaqa security yo'q bunda. Bu ochiq open source API bo'lgani uchun token berish shart emas. Hop. Mana yo'lini berdik. Mana shu requestni o'zini endi bu promise qaytaradi. Promise'ni zen bilan maqbul save qiladi, tutib olsak bo'ladi. Bu yerdan response qaytadi. O'sha response'ni tutib olamiz. Mana ochamanda console log'ga chiqarish mumkin masalan response'ni. Tushundingizmi? Ana endi bu Axios shunaqa ishlaydiki, fetch bilan chaqirganingizda JSON nuqta parse qilib olishingiz kerak edi. Lekin Axios'da o'zi avtomatik parse bo'ladi. Unaqa stringify parse degan narsa kerak emas. Tushundingizmi? Unaqa narsa kerak emas, to'g'ridan-to'g'ri o'zini konsolga chiqarsa ham o'zi bizga obyekt ko'rinishida chiqarib beradi. Hozir biz bundan chiqayotgan bu faqatgina muvaffaqiyatli jarayon kechirmaydi-yu, xatolik chiqishi mumkin. Xatolik uchun catch chaqiramiz errorni. Mana unaqa error chiqadi, errorni console log'ga chiqarib olamiz. Mana error. Tushunami shu? Mana shunaqa demak ishlaydi mana. Xo'p, xulosa qilamiz. Mana component demont lifecycle metodini chaqirdik. Bu class komponenti. Uni ichidan mana axios.get bilan ishga tushirdik. Nimaga component demont chaqirdik? Savol. Chunki bu mounting lifecycle metod shuni o'zi bizga yetadi, chunki komponent ishga tushganda bir marta ishga tushsa o'zi yetadi. Tushundingizmi? Bir marta ishga tushsa bo'ldi. Xo'p. Endi kelayotgan responsni konsolga log qilyapmiz. Bu yerda tekshirib ko'ramiz. Hop, appchess'ga chaqiramiz. Class postlist yangilaymiz. Mana class postlist. Va bu yerda mana obyekt keldi, response keldi. Ochamiz responsni. Mana konfiguratsiyalar bor. Mana 2 status bilan keldi, ya'ni xatolik yo'q, muvaffaqiyatli keldi. Successful bo'ldi. Hop, data degan properties bor ichida response'ni. Buni JavaScript'da ham ko'rgansizlar. Response data degan properties'ni ochsak, mana ichida array turibdi. 100 ta demak, obyektdan iborat array. Xuddiki mana bu yerdagi mana array'ni demak, hammasi keldi. Tushundingizmi? Hop, endi o'sha response'ni datasini biz mana bundagi postlist'ga demak chiqarib olamiz.
Ben postlistdagi bo'sh turgan array'ga demak nima qilamiz? O'rnatib qo'yamiz. Uning uchun bizda set set metodi bor. Class komponentda o'sha set set bilan constructga log qilishni o'rniga nima qilamiz? Set set bilan chaqirib qo'yamiz. Set set mana va buning ichida ana obyekt bor. Postga berib qo'yamiz. Nimani berib qo'yamiz? Responseni ichidagi datasini. Tushunarmi shu? Response ichidagi datasi, data properties. Xo'p, endi bu yerda array mana buni o'zlashtiriladi o'sha postga. Keyin qiladigan ishimiz buni ekranga chiqarish bo'lishi kerak. Ekranga chiqarish. Endi bu yerda error message ham bo'ladi deyapmanmi? Error message uchun mana bu yerda yana bitta kiritib olaylik, error message degan property kiritib olaylik. Boshida nima bo'lsin? Null bo'lsin. Ya'ni error yo'q boshida. Yoki null bo'lsa ham bo'ladi, bo'sh string bo'lsa ham bo'ladi. Shundaymi? Shunaqa bo'lsa ham bo'ladi. Keling, mana bu yerda o'sha xatolik bo'ladigan bo'lsa, xatolik bo'ladigan bo'lsa, error yaratib qo'yaylik. Ya'ni shu yerda error yaratib qo'yaylik, new error. Va bu yerda errorni messeji chiqsin. Errorni messeji o'shanga o'zlashtirilsin. Yoki boshqacha aytadigan bo'lsa, mana bunday qilib qo'ysak bo'ladi. Set state this nuqta set set mana bunday qilib qo'ysak bo'ladi. Error messejiga nima qo'yamiz? Buni ichidagi kelayotgan errorni berib qo'yamiz. Errorni ichidagi messejini berib qo'yamiz. Ha, mana bu yerda kelayotgan errorni messeji kiradi bunda. Errorni messeji kiradi. Tushundingizmi? Kim tushunmadi? Kimga savol bor shu yerga? Aksesda get bo'lish kerak. Ha, nuqta get bo'lish kerak. Access nuqta get. Chunki bunda access nuqta post, access nuqta put, mana shunday qilib access library'sini ichidan nuqta qilib chaqirib oldim. Bu library-ku bu. Mana o'sha library'ning ichidan nuqta qilib chaqirib oldim. Xuddi yak nuqta qilib chaqirar deylar-ku, shunga o'xshaydi. Tushundinglarmi? Mana shunaqa ishlaydi. Ha, bunda nuqta get qilib olish kerak. Lekin mana z bilan kashan tushuntirsizlar. Bu promise bu. Promise, mana muvaffaqiyat bo'lsa mana z endi ichida bo'ladi. Xato bo'ladigan bo'lsa buni ichida bo'ladi. Xo'p, ana endi shuni JSX ga chiqaraylik ma'lumotlarni. Keling, mana bunaqa ish qilamiz. JSX ochaman. Ochgandan keyin buni ichida tekshirib ko'raman. Postlarni bormi yo'qmi tekshirib ko'raman. Agar postni linksi bo'lsa, linksi bor bo'lsa, mana bunaqa ochamanda o'sha postlarni ro'yxatini chiqaramiz hozir. Postlarni ro'yxatini, ya'ni UL bilan chiqarsak ham bo'ladi, yoki nima bilan oddiy hashik bilan chiqarib qo'ysak ham bo'laveradi. Hashik bilan, masalan, hashikka. Buning ichida map qilamiz, map qilish kerak birinchi. Birinchi o'rinda map qilish kerak. Post ochamiz. Yo'q, bo'ladi shunaqa qilib yozsa ham bo'ladi. Post nuqtadan bo'ladi. Buning ichida post chiqadi. Postdan keyin mana shuni ochamizda, mana bunaqa qavs ochamizda oddiy hashikda beradigan bo'lsak, mana hashikning ichida postni title'ini chiqaramiz. Buning title bor-ku, mana postni title'ini chiqaramiz. Post nuqta title bo'ladi. Mana va mana bu yerga key berishimiz kerak. Key berishimiz kerak. Post nuqta nima bo'lsa bo'ladi, ID'sini berib qo'ysak bo'ladi. Mana bu ID'si bor. Sizlar mapping'ni ko'rgansizlar, register render. Mana shuna qilib ID berib qo'yish kerak, har biri unik bo'lishi uchun. Undan keyin mana bu so'roq ternary operator, links agar bo'lmaydigan bo'lsa, bo'sh bo'ladigan bo'lsa, hech narsa chiqarmasin. O'shaning yoki no post set qilib qo'ysak bo'ladi. Mana bunday qilib qo'ysak bo'ladi hozircha null. Ya'ni hech narsa chiqarmagin deb qo'ysak bo'ladi. Ha, mana buni aytamiz. Ikki nuqta demak, null. Mana bu tayyor. Endi postni tanimaydi bu. Postni biz mana bu this nuqta set nuqta post qilib olishimiz kerak edi. Unaqa bo'lmaydigan bo'lsak, mana bu yerda nima qilib qo'ysak bo'ladi? Destructor qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni post bilan
error message'ni destructure qilamiz. This nuqta nima bo'ladi? State bo'ladi. Tayyor. Ana endi agar xatolik bo'ladigan xatolik deb yozishimiz kerak-da. Ma'noni ochamiz. Xatolik bo'ladigan bo'lsa, xatolik chiqargin deymiz. Uni tushunib aytamiz. Error message'ni tekshiraman. Error message'ni tekshiraman. Agar error message bo'ladigan bo'lsa, demak error message'ni chiqar. Hash 2 bilan. Nimani chiqarib qo'ysa, error message. Agar bo'lmaydigan bo'lsa-chi, unda null chiqarib qo'ysa bo'ladi. Hech narsa bermasa ham bo'ladi. Tushundingizmi? Hozir null bo'lishini yozamasmi? Teoriya null bor. Xo'p. Bu teoriya null Ya xatolik yozsa ham bo'ladi shuna qilsa ham. Men endi ikkalasini mustaqil qildim-da alohida-alohida. Agar uzunligi bo'ladigan bo'lsa, buni chiqar. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, xatolik bo'ladigan bo'lsa, xatolik chiqar, bo'lmasa hech narsa chiqarmaydi, mustaqil alohida-alohida berib qo'ydim, unaqa bersa ham bo'ladi. Agar ikkalasi bo'lmaydigan bo'lsa, hech narsa chiqmaydi, ikkalasi ham. Bittasidan chiqib majbur emas-da bunda. Tushunyapsizmi? Ikkala nol chiqib bo'ladi. Ana endi chiqarib ko'ramiz natijani. Mana o'sha nimani postlar chiqdi mana. Postlar demak chiqdi. Juda ham katta tekstda chiqibdi. Mana buni oddiy dilga beraylik. Qaysi edi o'sha? Ha, hash. Hash 4 ta bersak ham bo'ladi, sal kichrayadi. Mana. Shundaylar. Mana shunaqa demak bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lishi. Bunu şuna bu sefer. Karakse. Aha. Ha, uyan var ya, uyan var. Bana bunu orada da, mesela bana bir de yuyla açıp, bana bunu kesip ahırıya bakıyorsunuz. Bana bunu ahırıya. Hop. Bana bunu aldın ki bu sefer vardı. Bana. Ve shuna qilsak ham bo'ladi yoki buni o'zini kesib bu yoqqa olib borib qo'ysak ham bo'ladi. Mana buni olib borib, mana bu yerga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Mana buni ichiga, mana bu yerga qo'ysak ham bo'ladi. Bu yoqqa olib borib qo'yib, buni ham kesib, mana bu yoqqa olib borib qo'yamiz. Va mana buni ichini ochamizda buni olib borib qo'ysak ham bo'ladi shuning ichiga. Ya'ni postni map bo'lgan qismi bor-ku, o'shani kesamanda, mana buni kesamanda mana ichiga JSX bilan mana bunaqa tashlayman. Va bunda UL bo'lgandan keyin mana bu ham nima bo'lishi kerak? Li bo'lishi kerak. Tayyor. Yangilaymiz. Mana. Tushundingizmi? Mana shunaqa demak ishlaydi. Endi agar error bo'ladigan bo'lsa, har doim muvaffaqiyatli bo'lmaydi-ku. Mana bu error, masalan, post 1 qo'yib qo'ysak shu yerga, error chiqadi-ku. Ana endi error bo'ladigan bo'lsa, nima deb chiqdi bu yerga? Request failed with status 404. Ya'ni o'sha errorni messeji chiqdi. Ya'ni errorni xabari chiqdi. Tushundingizmi? Shunaqa qilsak ham bo'ladi yoki mana bu yerga mana buni qilib qo'ysak ham bo'lardi. Xo'p. Tekst yozib qo'ysak ham bo'ladi masalan, mana o'zimiz error retrieving data. Yangilaymiz. Agar xatolik bo'ladigan bo'lsa, error retrieving data chiqadi. Tushundingizmi? Mana shunaqa demak ishlaydi. Davom etamiz. Bu get metodi edi. Kim tushunmadi get metodiga? UserEffect. Hozir UserEffect bilan olmadik. Xuddi shuni UserEffectga ko'chiramiz. Hozir class komponentda komponent deb nom qila oldik. Endi xuddi shuni UserEffect bilan qilamiz. Hook post list qilamiz. Process va nuqta jsx bo'ladi. Shuni ichiga yaratamiz. Function component. Buni ichiga endi useState bilan postList yarataman. Post yarataman. Set post bo'ladi. useState bo'ladi. Va boshlanish qiymati nima bo'ladi? Bo'sh array bo'ladi. Bo'sh array. Ana endi xuddi shunga o'xshash error uchun ham error message. Error message kerak. O'sha error message yaratamiz buyerda.
error message. Bana göre de bunun başlangıç kıymeti boş string olsun mesela. Şimdi şunu bir adım neticesini çıkartmamız gerek ve user effect bile hiç çıkartmamız gerek. User effect ne şartımız? User effect. Bana bunun için ne olardı? Callback olardı. Bana callback error function olardı. Ve ondan ki argumenti miydi? Array olardı. Dependensiler için array olardı. Şimdi bize datani fetchlayotganimizda bir marta ishlash kerak u. Qaysi holatda ishlatamiz? Bo'sh qoldiramiz. Bo'sh qoldiramiz. Va buni ichiga boyagi narsani chaqirib qo'yamiz. Xuddi o'zini kooperativ qo'ysak ham bo'ladi. Natijani olamizda shuni ichiga kooperativ qo'yamiz. Ular farq qilmaydi. Vaqtda tushish shart qildim. Ichini ochamanda mana tashlab qo'yaman. Aksiyasini faqat input qilishim kerak. Mana aksiyasini input qildim. Va mana bu yerga this nuqta set bor. Şu başlıcağı buladı. Kanaka buladı. Adı set pasisi buladı. Set pasisi çekilmeni bir kaynımız, res nokta datanı bir kaynımız. Şunlar mı şu? Bana bundan kiletken, resten kiletken data array'ni set pasisi mamlu uzlaştık koydum. Pasisi bir yerde harap oturken sabah hala işletmedin de bir yolda JSX'e çakıramız, maplamız. JSX'e maplamız. Şimdi error uçunam bir kaynımız. Bir yerde set set bu miydi de bana bu? Ha, set error message buladı. Bunun için açığımızda adı ne oladı? Error nokta message. Yok ki uzun string yok ben yapsak error retrieving data bir pasif buladı. Yani error datanı data ki halak kıldı diye manada. Hop. Ana yine de JSX çıkaramız yani. Kutu boyaya gidiş buladı. Birinci tekşir kuramız pasın uzunluğu. Yine bunu bir kıl buladı mı atıca? Kapıra atıp koyama. Ok dama. Bir nesan tekrar olayım az uğurmayayım adı. Uzun mu atıp koyama ama tekrar. Tekrar yuşa. Malumatına. Yengilerimiz. Şimdi bir yolu çakır ne yapıyor? Hop bunu yapalımız. Erkeski çakırışımız gerek. Hook counter, hook cost listed. Ana tayyor. Yangilaymiz. Manda xatolik bor, chunki URL buzganman, bilasanmi? URL buzganman, agar URL to'g'riladigan bo'lsa, bu yerda mana post chiqadi. Tushundingizmi shuni? Buni loading qo'shish qismi ham bor, uni keyingi darsda ko'ramiz. Mana bunday post kelguncha loading bitta aylanib tushib, keyin post chiqadigan bo'lish. Loading var ki, kuşan kuşan yıllarız ki yıllarız. Malumat yiyip gidince o, demek çıkar yıllarız. Hileyle şurada maramın çıntırı bir anı yıldı. Şurada tartırı kanak kabul yaptı, execution order kanak kabul yaptı, tartırı. Tartırı çıntırı bir anı. Birinci oranında, birinci oranında, hop, class komponente de çıntırı bir anı yapmışsın. Class process. Class process'ta ne cahil geçer. Birinci, bilasizlar konstruktor ishga tushadi. Konstruktor ishga tushdi, hali postlar bo'sh, error ham bo'sh. Va undan keyin nima ishga tushadi? Render ishga tushadi. Render ishga tushgan paytda bekorga tekshirib qo'ymadim postni lengthini. Chunki hali mana bu ishga tushmaganda, o'sha payt bo'sh bo'ladi, shuni tekshirib ko'rdim. Bo'sh bo'lsa, hech narsa chiqarmay turavergan. Agar error ham shunaqa, bo'sh bo'ladigan bo'lsa, hech narsa bermaydi. Va bu yerdan render ishga tushib bo'lgandan keyin JSX'da bo'sh qilib chiqarib bo'lgandan keyin mana component detmont ishga tushadi va buni ichida so'rov jo'natadi API'ga ma'lumot kelib tushsa yoki xatolik kelib tushsa undan keyin mana bu render qaytadan ishga tushadi update beradi mana bu JSX'ni demak bu yerda mana bu state yangilandi deb xabar keladi xabar kelgandan keyin bu qaytadan demak return qilib qaytadan ishga tushadi. Unda mana bu bo'sh bo'lmaganligi uchun qaytib kelganda nima bo'ladi? Post chiqadi. Tushundingizmi? Tartib shunaqa. Bu yerda function komponentida ham tartib qanday? Tartib demak, birinchi mana bu useState ishga tushadi. USState'dan keyin demak return, bu yerda tekshirib ko'radi, tekshirib ko'rgandan keyin useState ishga tushgandan keyin qaytadan bu yerga yangilaydi. Set yangilanganligi uchun mana bu yangilanganligi uchun buni ichida yangilanyapti-ku. Buni ham qaytadan demak ishga tushiradi yangilaydi. Tushundingizmi?
این چیزه من شدیم اکت نال لگه تکشیف کوری اپنده ریچون باش کنده بیشتر بیده درلین بیشتر بیده درلین بیشتر بیده انطلاب بیر تیوری اکت و مزاره بیشتر بیده خودش نه خودش نه اوشه بوش بوش مرخیم دیزاب بیگیم آدم شده خودش نه ana shuni biz keyingi dars ko'ramiz. Loading ko'rgan paytda ma'lumot kelguncha yoki xatolik kelguncha boshda pending jarayonda kutish jarayonida loading chiqib turadi. Nodulimda loading chiqib turgan deymiz. Keyin loading bo'lmaydigan bo'lsa, keyin loading chiqib turgandan keyin ma'lumot yetib kelgandan keyin nima bo'ladi? Keyin ma'lumot chiqadi. Ana shunaqa bo'ladi. Keyingi dars ko'ramiz. Loading kutubxonasi ham bor, o'zimiz ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Spinner yaratib Koyup koysak olabilir. Şimdi o neler çıkışı muhimmez. İsterken de loading koşuşuz mümkün. Lekin bize o deyine loading deyine tekst çıkarıp koysak olabilir. Farkı yok. Kampanya sonra. Aklı bana Postini kuramsız. Postini kuramsız. Şu ikilasını kuramsız. Postini kuramsız. Şunu ulguramsız da. Postini kuramsız. Şuna tugatsak bo'ladi. Qaranglar, aksiyos nuqta pastni ko'ramiz. Unda sintaks boshqacharoq. URL bo'ladi va body qismi bo'ladi. URL bilan body qismi bo'ladi. Kelinglar o'sha aksiyos post uchun alohida ochib olaylik. Post form nuqta jsx ochamiz. Va buni ichida kelinglar class bilan functional ikkalasini ham birgalikda ko'rib boryapmiz. Bunga faqat functional o'zini ko'raylik. Fashionada o'zini ko'raylik, bittasini ko'rsak o'zi ikkalasini tushundik-ku, bittasini o'zini ko'rsak yetadi. Unda ham xuddi shunaqa komponent demontda bo'ladi-da nimada? Class. Fashionada yozgan osonroq, yaxshiroq. Tushunarliroq bo'ladi. Endi class komponentdan ko'pchilik tushunmayapti. Uni nima uchun o'rganyapmiz? U ham React'da bor. Chunki uni intervyuda so'rab qolsa, javob berishimiz kerak-da. Unda ortiqcha narsalar ana render metodi borligi. Shuni shu ham keyin this bor, o'sha this ham chalkashtiradi. State bor, this bor. Deyarli shamaymiz. Fashion komponent deysiz. Yo'q, baribir ular shunga odatlanganki, intervyuda baribir so'raydi. Birimiz bir ishi. O'zi ishlatmaydi. Kerak emas, lekin intervyuda so'raydi. O'zi kerak emas u. Ish jarayonida doim fashion komponent ishlatasiz. Class komponent shunchaki so'raydi, bilimi bormi? Kandidat tanlash kerak-ku. Shunaqa, lekin baribir odatga aylangan-da shu. Kelinglar, uchta narsani postda olaylik. Ya'ni user ID'ni olamiz, title'ni olamiz, body'ni olamiz. ID shart emas. ID'ni o'ziga generatsiya qiladi server o'z. Uchalasini olamiz. Input yaratamiz. Input. Va uchta input yarataman. Uchta input uchun uchta demak, name ID'larni yaratamiz. Xo'p, name'iga birinchi user ID va value'siga xo'p, user ID bo'ladi. Hozir yaratamiz yuqorida. OnChange'iga bo'ladi. OnChange'iga bo'ladi, mana qo'yamiz. Handle change qilamiz. Yoki change handle qilsak ham bo'ladi. Masalan, handle change qilamiz. Xo'p. Mana bunaqa qilsak ham bo'ladi yoki to'g'ridan-to'g'ri o'ziga set user ID qilib qo'ysak ham bo'ladi mana. ID qilamiz. Mana buni qilamizda bu yerga nima beramiz? Event nuqta target nuqta nomlari value bo'ladi. Event nuqta target nuqta value bo'ladi. Bu tayyor. Xo'p, uchalasini copy-paste qilaman qolganlariga. Xuddi shuni qolganlariga copy-paste qilib chiqaman.
name'lerini uzattık beyanız. User ID'nin bunu gel. İkincisi de demek bu title olsun. Title olsun. Bana bir yani sit title buladı. Sit title buladı. Bana bunu demek body buladı. Bunu siyem demek ne buladı? Body buladı. Bana bir yana buladı? Title buluş gereğini. Title buluş gereğini. Ahırda bitti bana bu set body buluş gereği. Uçalası için indi, bu şey use state'ni yakınlığına koyarız. Ne oldu? Kızılçısı mı? Yok, hata biliyorum, hani yaratmadımdır ben. Yaratmadım. Yaratıp koyarız. User ID buladı. Set user ID tanıma yaptı da o zaman. Use state buladı. Use state. Ve bunu user ID'ni boştan çıkmaya böyle boş string vurursun. Uçalası ya. Endi kingisi de demek title buladı. Sit title buladı. Bunisi body buladı. Bunisi de sit body buladı. Ve boost string buladı ya. Tayyo. Ana endi bizlerden nimamiz kaldı? Submit kılışımız kaldı. Submit kılamız bu yerge. On submit kılamız. On submit diye. Mesela handle submit olsa şu funksiyonu az yaratamızda onun için button kriteri gitti button'ımızı button'ı gerek kuşamız button'ı kuşamız mesela submit bana bir yerden kuşamız type'ını bağladı submit bağladı şimdi neticeyi çıkartıp görüyoruz fosforunu işte numaralı olduğundan kuşayı bağladı. Access var, hani access. Access de, ben şunu ya, onu da koysayım burada. Post forma. Çok yani neyimiz? Handle submit tanımı yaptı. Handle submit ya, fonksiyon yaratamız. Bana bir de. Const handle submit. Submit. Event geladi. Keyin bo'lish kerak. Event prevent default bo'lish kerak. Yangilanmasi uchun event.prevent default bo'lish kerak. O'sha JavaScriptda qanaqa bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa. Xo'p. Keyin nima bo'lsin? Natijalarni kelaylik, konsolga chiqarib beradigan qilaylik. Hali nima qilmadik? Shunchaki konsolga chiqarib beradigan qilaylik. User ID, title va body'ni chiqarib bersin. Kuramız indi. Natijani kuramız. Bu yerdan mesela user ID, title, body degan uchta qiymat kiritsak, ana endi submit bosadigan bo'lsak, mana bizga ma'lumot tayyor turibdi. Shuni jo'natib olishimiz kerak. Jo'natib olish qanaqa bo'ladi, e'tibor qilinglar. O'sha aksiyasini bergan chaqiramiz, mana aksiyos. Nuqta post bo'ladi. Post bo'lgandan keyin bu yerdan yo'lini berasiz. Yo'lini olib kelamiz mana bu yerda kapitalni olib. Mana shu yerga tashlaymiz mana ichiga. Bundan keyin virgul bilan body'sini tashlaysiz. Body. Ya'ni body qismida nima bo'lish kerak bizga? Mana bu yerdagi user data bo'lishi kerak mana. Ya'ni mana post data bo'lishi kerak. Agar shularni xohlasangiz mana bu yerdan bitta o'zgaruvchi olib oling. Post deb turib new post yoki post desangiz bo'ladi. User ID masalan title va body deb olsangiz bo'ladi. Tushunasizmi? O'sha postni nima qilib qo'yasiz keyin? Mana bu yerdan jo'natib qo'yasiz o'rniga. Shu postni mana bu yerga tashlab qo'yasiz. Yoki shu obyektni o'zini to'g'ridan to'g'ri berish ham mumkin shu o'rniga. Ana endi buni nimalarni zen bilan tutib olishimiz kerak. Bu prompt qaytaradi. Response keladi. Response qaytgandan keyin response nima qilishimiz mumkin? Console logga responseni chiqarishimiz mumkin. Yoki nimasini ham errorni ham so'rashimiz mumkin. Catch bilan error console log error qilib qo'ysak bo'ladi. Yangilaymiz, ishlatib ko'ramiz. Mana bitta yangilaymanda natijani qo'shamiz. User ID, title va mana bu yerdan body bo'ladigan bo'lsa ana endi bitta submit bosadigan bo'lsak
Mənə bizə mənə 201 ilə muvaffaqiyyətli demək istəyirsiniz xəttdir. İndi açar deyəm olsak, bir yerdə mənə config 201 status data header-lər. Mənə datan uzunluğu boya 100-də bulan deyəm olsak, error indi 101-də buldu mənə. Mənə ID 101-ci buldu, bu sizə default halatda generasiya qıldı. Body bizə vergən body, title bizə vergən, user ID bizə vergən. Şimdi eləmiş mənə. Ano 100'den ahırdan 101'in çok koşuldu. Ano o posttan kim posta başladı, o bir kendi de. Ben eski posta ile görüşmeyordu. Ha? Şimdi şu demek böyle şey şu. Datan bir varayız. Şunu urneye bileyim de size şunu arar olsun, bana urneye bir varayım. Bana bunu uçup taşıyayım, bana pas geleyemez. Artık çözü gerçi yok bana. Body ile uşak mısın? Body ile yani ne mecbur edersin uşak? Pasta ne mecbur edersin uşak? Tuğla ile geçiş abi. Şunu değil ha? ID'imiz generasyon ile yaptı bana biriz buraya çıkıyor. Content type'larını bir sezden buladı. Bula, ben bana üçüncü sıfatında bir varsayız buladı. Bir gün mesela header'lerde content type'lı bir varsayız buladı. Header sılıp, mamle kılıp, content type'ı application json kılıp bir varsayız buladı. Content type'ı application json kılıp. Şimdi ne? Yok, bunu bir meseleyim buladı. Bir sayıdan zararı yok, lakin bir yerde aynen bana bu JSON class kaldırışı bir eşit şartlamaz. Lakin bana bu application JSON bunu uz default kalatılar, bunu bir eşit şartlamaz. Bunu bir meseleyizden bulan. Yok, bunu bir meseleyizden bulan. String effect kılış şartlamaz. Parsel şartlamaz. Bana bu header'larda demek content type'lar bir eşit şartlamaz. Body bir verseniz uzun yeterli. Gibi bu asan var. Ha, postaya kılıp koymak için siz mağmur yapacağız. Bana sabit kılıcı muvaffakiyyatlı bugünden ki ya. Bana muvaffakiyyatlı bugünden ki ahırda mağmur yapacağız bu arada. Hop. Bir yerden yazıp yalnız set user ID boost string. Set title boost string. Ha, boost string var. Set body boost string. Şimdi ne yapacağız bu oldu? Tayyor. Ha, sabit bugün ki boost string var. Bana bir gün mesela 3'te A'nı cünatamız. Bir gün mesela 3'te B'nı cünatamız. Bir gün 3'te sen cünatamız. Sabit kılan diyeyim olsak. Bana bu şartı. Bir oda geldi bana. Malumat kurduğum size datanı bana. Uşa malumat geldi. Şimdi ne yapmış mı? Ben şuna kadar demek. Şeydi. Hop, pas bu iki savarı var, şimdi ne? Hop. Hop. Yo, user malumatını uzgar uçurmaz o, variable uçurmaz. O aynen DOM'ga kiriş için. Baya bize DOM'ını fox kılış için. Input'ını current kılıp fox kıldığı bu ya. Mənim deyək, kursor pointer. Aşın boşa şaratlar da şartlar. O, bu nəqə setini boşarışın şartlı məyə? Yəni, bu zgar üçün mənəc kuruşun şartlar deyən asan asıl olur. O, bu nəqə, 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 siz etkəniz variable-məz, input-ni boşarış üçün, refokal asiyyət bulaq, o, variant. Mən, Bunda da torre ders. Buladı. Ben yine başta soru da kıldım. Daha bir soru vardı. User ifadamız user state da kıldım. Onu user ifadak sezden buladı. Dikin şu user state da kıyanız. Manş halatı usulü controlled component usulü değil. Şimdi controlled component usulü değil. Controlled component. Yani nazar atılınca component değil. Ben buna kadar value bir non change koyuş usulü. Siz de onda başta soru buladı. Bir örgü ref koyarsınız. Başta soru buladı. Bu uncontrolled değil. Şimdi ne? Keyin dastur qolmasa refinani o'sha holatda ham demak ko'rsak bo'ladi. Savollar yo'q-a? Savollar yo'qmas sizga vazifa beramiz. Shu yer video tushsin. Hop. Igor Samus ustozlar bermoqchi edi, men vaqt qolsa hozir men buni praktikada ko'rsatmoqchi edim-da. Men buni amaliyotda ko'rsatmoqchi edim. Hozir vaqtlar ham tugab qoldi. Ha.
Bunda postlarni mana bu JSON Press folderdagi postlarni hozir nazar beraylik. Mana bu yerdagi users degan 10 ta user bor. Shu 10 ta userga tegishli bo'lgan barcha post, barcha comment va barcha rasm albomlarini o'ziga tegishli mana bu kart qilib chiqarilgan. Birinchi o'rinda 10 ta user uchun 10 ta kart chiqarilyapti mana. 10 ta kartni demak nima qilinyapti? Map qilinmaydi, render qilinyapti, yaratilyapti kart va emaili, userni veb sayti, adresi, foni 4 ta ma'lumot chiqarilyapti mana. Ismi o'sha bilan 5 ta mana. Hop, undan keyin tagida todos degan bitta vaqti, posts degan bitta vaqti, galereya degan bitta vaqti. Bular ishlaydi, lekin hozir sizlar menimcha React Router'dandir bilmaysizlar. O'shaning uchun hozircha bu pejlarga o'tishni qilmasangiz ham, bitta shu usernarni o'zini render ko'rsanglar bo'ladi. Shu yerda masalan 10 minut ichida qila olasizlar, shuni stilini chiqarmasangiz ham. Userni chiqarib ko'ringlar, get bilan. O'shanda sizlarga amaliyot qiladi. 10 minut ichida. Shoshilmang, qo'y chiqarib ko'ringlar. Men qaraydim, React proyektini sazat qilmanglar. O'tgan darsdagi React proyektlaringni ochinglar, vaqt ketadi-da hozir. Uni o'zi 4-5 minut vaqt olib qo'yadi-yu. Ha, tayyor proyektlarni ochib olasizlar-da. O'shani ochib olib, ichida bemalol yozib ketinglar tezroq. Shunda 10 minutda ulgursak bo'ladi. Tanishga sizlar ko'p chiqayotgansizlar-da, 10 minut chiqayotgansizlar, men 5 minut vaqt beraman. Sizlar darslaringiz 3 soatda shuncha shuncha. 4 to'yamiz qoldi dars. Qancha? Hozir buning amaliyoti qilasizlar, a? Ha, shu o'z amaliyotlaringiz bo'lsa, qisqagina qilsak bo'lar ekan, shuni tezroq o'sha get metodini qilinglar bo'ldi. Access nuqta get qilinglar. Nimadir qila olishlaringni ko'rayman, keyin ketaman. Import aksiyos bo'ldi. NPM install aksiyos, import aksiyos. Stil shart emas. O'sha dinamik holatda menga chiqarib bersanglar bo'ldi. Kodni qaytib ko'rsatasiz, postni getman. Getni ko'rsatasiz. Getni ko'rsatasiz. Mana bu yerda sizlar hozir nimada yaratasizlar? Function component yaratasizlar. Function component bo'ladigan bo'lsa, hook postlist bo'ladi mana. Hook postlist ochib qo'yaman mana. Mana buni men bunday qilamanda, kichraytirib, buni yopib qo'ysam ham bo'ladi, kichraytiraman. Hozir. Userni o'sha name bilan emailini chiqarsanglar menimcha yetadi. Name bilan email. Ikkita ma'lumotni chiqarib qo'ysang. Hozir biz promise bilan qildik-ku zen catch bilan. Sizlar shuni async await bilan qilishni bilasizlar, track catch bilan. Yaxshi. U ham bitta usul edi. O'sha yaxshiroq, chiroyliroq qilajasiz. Ha, bemalol ish. Bir xil narsa, umuman farq qilmaydi, bir xil. Bitta const response degan bitta o'zgarishiga olasiz. Post o'rniga users qilasizlar-da. Post o'rniga users.
User seriye gelen. Kim buldu? Bu gene var mı? Yüksek iş atar mısın? Users, ne user pasar? Users da array bulan diyor, users sorat da. 10 ta array ne yapıyor? 10 ta obyektten taşkı token array yapıyorlar diyor. React bir ihtiyar açıkı vakit sarfa gelenlerin yok mu? Kod yazı hepsi lan. Aslında kim adı lan? Hemen çıkan ne fikir adam? Yok, tek ödüm ya. 11.00'da başlanan mıydı ameliyatların? Yatan aksi var mı? Import aksiyosu mesela bu oluyordu. Import aksiyosu. Oza after import var mı sırada? After import diyen extension var mı? Yok. Şuna kadar extension bulsa ha? Sıra aksiyosu gibi yazışlarının bana çıkardı, internette bitti bu sayılır. O'zi import qilib beradi. Mana bu yerda extension bor. After import degan extension bor. O'zi access deb yozganlaringni mana bu chiqarib beradi mana. Shuni o'rnatgan bo'lsanglar, sizlarga access deb yozganlaringni o'zi importga chiqarib beradi. Enter deb bitta bossanglar bo'ldi. Hozir. Mana. O'zi qotib-qotib ishlaydi bu. Mana. Import access from access. Aslında son bir şey olacaktı. Yok, Axios'un sana bir yanına. NPM install Axios. NPM install Axios. Kim buldu? Bu gene var mı? Hatice çıkar gene bana. Yüzü var. Buldu ha? Evet.
Yani bu katı uğraması. Yani bir de kodlamayı